Caner'le videomuzu çektik. Caner açısından baktık nasıl bir evde kalıyor. Ne kadar bir ücret ediyor. Sinan da yanındaydı tabii. Hem Sinan'ın odasını hem de Caner'in odasını görmüş olduk. Aradaki fiyat farkını gördünüz. Yani tamamen seçeneklere kaldığını, neler hissettiklerini biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bir de yeni gelmiş olan Yusuf arkadaşımız var. Kendisi Antep'ten geldi. Bir de onunla benzer bir video çekeceğim. Bunları birleştireceğim. Bakalım yeni gelen biri açısından durum tamamen nasıl? Hayatından memnun mu? Nasıl bir odada kalıyor? Gözlemleri neler? Bunlara bakacağız. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Neyse, giderken size yolu göstereyim. Karışık buranın girişi. Öyle mi? O yüzden seni burada karşılayalım. Hadi bakalım, girişi göster bize. Evet. Girişler kalk oluyor. Girişimiz böyle. Burada milyon falan asansör var. Biz 20 arasına çıkacağız. Asansörler de yine kartla çalışıyor. Yani misafirin diyebilirsen, şuradan güvenlik kamerasından tuşluyorsunuz daire numarasını. Sorma. Size bir asansör tahsis ediyor sistem. Buradaki gibi. Okay. Sadece o asansörü kullanabiliyorsunuz kapı çıkmak için. Asansörler de yine kartla çalışıyor. Güvenlik alt safhada. Mantıklı. Evet. Peki. Şuraya geçelim. Bunlar. Okay. Çıkartıyoruz. Öyle mi? Ah, perfect. Yes. Hello. Hi. How are you? Perfect. Here's your mate. My whole mate. Hello, my name is Sam. Oh, sorry. Dave? Sam. Sam. Yeah. This is. What is this? Bacon? No. Lamb? No, I don't like them. Come on. Burada mı kalıyorsun? Can I record one video? Yeah, no problem for you. Thank you so much. Burası benim odam. Burası tam caddeye batıyor. Şimdi iki kişilik odada mı kalıyorsun? İki kişilik odada kalıyorum. Ama şu an için teksin herhalde. Evet. Bu arkadaşla henüz tanışma fırsatım olmadı. 3 aydır tatildeymiş. Ama odanın parasını ödüyormuş. Daha çok iyi. Şanslısın işte. Evet. Nereliydi? Vietnam asıllı bir Amerikalı. Ama Şubat'ın sonunda gelecek. Hı-hı. Henüz tanışmadık. Halici tek kalıyorum. Bizim tuvaletimiz ve banyomuz ayrı. Ha, çok güzel. Yani diğer kalanlardan farklı. Evet. Şu an biz evde 5 kişi kalıyoruz. Ben de o detayı da vereyim. Yumi'yle beraber 2 tane daha kız arkadaşımız var. Onların odası da ayrı. Hı-hı. Onların tuvaleti ve banyosu da ayrı. Kendi odasının içinde mi yine? Dışında yok, mı? Yok. Dışında. Onlarınki bunun tam simetrik karşılığında. Farklı tarafında kalıyor. Okay. Onlar orayı kullanıyorlar. Burası gayet hoş. Şurası benim dolabım.
Burası da Nick'in dolabı. O diğer arkadaşım. Aslında... az önceki eve göre çok toplu bir ev de. Caner, kulakların çınlasın Caner'le Sinan'ın. Ya açıkçası şu dolap büyük bir konfor. Çünkü her evde bu kadar büyük dolap olmuyor. Bu binada özellikle dolap konusunda bayağı şanslı çıktı. Sürekli güneş alıyor oda. Onun da çok güzel bir... Evet, manzaram da güzel. Tren Station'ı, Flinders Station herhalde burası. Yok, Flinders... Southern Cross. Hangisi bu? Southern Cross Station. Aa, okey. Çok güzel. Aynen. Stadyumu görüyorsun buradan. Önceki videolarında bahsetmiştin ya abi, havalimanından insanları Skybus'a... Evet, evet. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Arkadaşlar işte trene Skybus'a bindiğinizde buraya geliyorsunuz. Buraya burada indiriyorlar sizi. Ben bir komşum zaten. Evet. Oradan. Sıkışırsanız hemen videodan ulaşın Yusuf'a. Diğer taraflara da bakalım. Evet, bakalım. Bu arada ev çok güzel yönetiliyor bizim ev sahibimiz tarafından. Her ev sahibi bu şekilde yönetmiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, biz ev sahibimizle beraber kalmıyoruz. Ev sahibi box yılında oturuyor. Burada çeşitli kurallar var. Bu kurallara uyduğumuz sürece evde çok temiz bir ortam sağlayabiliyoruz. Herkes yemeğini yaptıktan sonra bulaşığını yıkıyor, sonra temiz bırakmak durumunda kalıyor. İki haftada bir de genel mutfak temizliği için nöbetçilik sistemi dediğimiz bizim sistem var. Sırayla. Boş kalan haftada da temizlikçi geliyor ve mutfağı ve living room'u temizliyor. Burası balkonumuz. Evet, balkon. Balkonda sigara içmek yasak. Zaten evde sigara içen yok. Ama genel olarak building sigarasız olarak telendiriliyor. İlanlarda da hep sigarasız olduğu için ev sahipleri bu konuda çok titiz. Ama... Çok güzel bir şey aslında. Sigara kullanmayanlar için güzel. Peki asıl can alıcı soru, kaç para ödüyorsun buraya haftalık? $195 ödüyorum. $195. İki kişilik oda için. Şu anki standartlarda, şu standartta fiyat çok iyi aslında. Benim okulum da aha da şurada. Yani çok iyi. Hangi bina? Yani şu istikamette. Şu an görünmüyor da. Şu binanın arkasında mı kalıyor? Şu binaların arkasında. Yürüme mesafesinde yani. Zaten free zone burası. Tremde free olarak ne kadar gidiyor. Evet arkadaşlar, şu tremle ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, şu istikametle şehir merkezinde gidiyor. Şehir merkezi buraya zaten çok uzak değil. Herhalde sırtımızda kalıyor. 10 dakika falan yürüyebilir. 10 dakika yok bile belki. Tabii 10 dakika yürümüş. Biz şu an Yara Nehri'ne paralel durumdayız. Tam arkamızda şehir merkezi kalıyor. Konum olarak çok güzel. Yani tavsiye ederim. Dockland ve bu civar inanılmaz avantajlı konum olarak. Ve bu tarz binalar da çok fazla. Burası da yaşam alanı. Burada çok güzel. Küçük, küçük ama çok hoş bir çok ev. Çok ergonomik. Televizyonumuz da var burada. Çok. Evde mutfak aletleri de dahil. Ortak kullanım alanı. Ortak kullanım. Tabii isteyen kendi mutfak aletini alıp saklayabiliyor ama gerek yok. Değil. Envai çeşit. Evet, envai çeşit. Bildiğimiz kadar aletler de var. Burada var. Herhangi bir şey ihtiyaç duyulmuyor yani. Evet, yorum yapmam gerekirse gördüğüm en güzel öğrenci evi diyebilirim. Evet, diğer öğrenci evlerine göre yani normal single bodada kalmak isterseniz 2 kişi kaldığınızda $175 ödüyorsunuz ama açıkçası $20 fazla veririm haftalık. Böyle temiz bir evde konaklamayı tercih ederim, sigara kullanmıyorsanız tabii ki. Bu önemli ve bence çok güzel bir ev. Bu evin yönetim kurallarından bir tanesi ki bu arada 9 sayfalık kontrat imzaladım ben. Her detay inanılmaz. Kaç haftalık depozit ödedin? 2 haftalık depozit ödedim. 3 ay minimum konaklama şartı vardı. Bunun aslında haklı sebepleri var. Benim ev sahibi Boxing'de oturuyor. Biliyorsun abi, Boxing buraya çok uzak. Ve evli. Bir tane çocuğu var kadının. Bırakacak da kimsesi yok. Ben diyor sürekli birilerini arayamıyorum. Sürekli inspection için buraya gelemiyorum. Çocuğumu bırakacağım kimse yok. O yüzden diyor mecbur 3 aylık minimum konaklama yapmak zorundayım. Bu kontratta da bütün detaylar yazıyor. Evi nasıl kullanmamız gerektiğine dair. Bir de aynı milletten insanlar almıyor eve. Bu da çok önemli bir detay bence. Bence evde de. Ortak olarak sadece İngilizce konuşulmasına özen gösteriyor. Başvuruların olduğunu benden önce ama kabul etmediğini söylüyor. Evde kalan nationalları sayıp Kore, Çin, Japonya, Amerikalı ve ben Türk. 5 tane farklı national var. Ama bu senin avantajın ha. Yani Türklerle kalıp o da arkadaşın Türk de olabilirdi. Hiç kendini geliştiremeyebilirdin. Aynen öyle. Ki var alternatifler. Türk arkadaşları illaki oluyor. Türk seçenekleri illaki oluyor. Bu kişinin o kırılma noktası var yani buraya geldikten sonra.
Onu kırılmamakla alakalı bir durum. Onlardan uzak durmak, tercih etmemek gerekiyor. Yoksa çok basit bir seçenek. En kötü ihtimalle sana bile ulaşsalar milyon tane Türk seçenek sunabilirsin abi. Tabii ki. Mutfak sistemi de şöyle. Mutfaktaki erzakları saklama sistemi aslında. Çeşitli dolaplar var. Şurada herkesin kullanım alanı var. Şu ikisi benim. Şu ikisinin iki, şurası kızlardan birinin. Aynı şekilde burada da çamaşır makinesini ne zaman çalıştıracağımız var. Burada herkesin... makineyi ne zaman çalıştırabileceğinizi görüyorsunuz. Herhalde şu GNG olan sensin. Yani evet, değiştiremedik. Okey. Kapat abi, kapat. Buzdolabı da aynı şekilde. Her bir raf birinize ait herkesin herhalde. Herkesin sistemi var. Okay. Şurası şu orta. Bir katın yarısı senin mesela. Aynen. Burası benim. Anladım. Şurası ortak. Buzluk da ortak. Hı-hı. Şurası da dolap sistemi. Yani ev inanılmaz. Kuru dolabı dediğimiz herhalde. Tabii. Yeah. Alan bulma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Küçük gibi görünebilir. Hele de Türk kafasıyla bize. Yok, aslında küçük değil. Yani benim kanaatime göre gayet ideal aslında bir ev. Çok kullanışlı. Her şey yerli yerinde olduğu için belki de öyle geliyor. Kurallara da uyulduğu takdirde 5 kişi gayet rahat yaşayabiliyor bu evde. Önemli olan ev arkadaşlarının kalitesi şimdi orası. Peki şimdi yeni geldiğin için soruyorum. Melbourne'da sana farklı gelen ne oldu böyle? Neler çok dikkatini çekti? Herkesin her şeye özür dilemesi. Hep bir sorry değil mi? Yani yanlışlıkla ben çarpıyorum mesela birine. Özür diliyor. Herhalde beni çarpacağım yerde durduğu için. Türkiye'de de şey önüne baksana lan diye değil mi böyle? İnanılmaz pozitif insanların olmasına çok şaşırmıştım. Trafikte korna sesini duymamak, bilmiyorum dikkatimi çekmiş miydi abi senin, evet, ama. Evet, şu anda yol kenarındayız mesela. Korna İnanılmaz sesi gelmiyor hiç. Korna sesi duymamız lazım normalde. Korna sesi hiç gelmiyor. Türkiye'de çok alışkın olmadığım inenlerin öncelik kazanması, inenlere öncelik verilmesi durumu burada çok yaygın, çok önemli hak veriliyor. Bu çok ilgimi çekmişti. Bir de sistemin dışına çıktığınız zaman çok eğreti duruyorsunuz. Örneğin... Sırıtıyorsun değil mi böyle? Evet. Örneğin yaya geçidinden geçmiyorsan eğer, ulan Allah, herkes bana bakıyor sanki modunda oluyor. Halbuki yolun ortasında sağa bakıyorsun araba yok, sola bakıyorsun araba yok, geçersin normalde ama sistem öyle kurulmuş, öyle entegre olmuş ki insanlar... Yani sistemin dışına çıkmak istemiyorsun. Evet, istemiyorsun. Yani. Bekleyeyim ya. Kimse yok. Kamera yok, polis yok. Işıkta bekleyen araba yok veya gelen araba yok. Ama sana kırmızı yanıyorsa bekleyesin geliyor. Geçenlere de böyle yaşlı teyzeler gibi. Yapılıyor böyle. Hani sanki herkes böyle yapıyor değil mi? Duyarlı. Şuna bak. Yere kimse olmasa bile çöp atmama alışkanlığı oluşuyor. Yani. Çok doğru. Issız bir parkta da olsanız, elinizde şu peçete gibi ufak bir çöp de olsa çöp kutusu arıyorsunuz. Yani bu bir alışkanlık olarak doğuyor burada. Sonrasında kurallara riayet etme çok yaygın. Trafik kurallarına da yaya kuralları, yayaların üstünlüğüne ben çok şaşırmıştım. Yani arabalar yol veriyor değil mi? Arabaların yol veriyor. Yaya geçidinde duruyorlar. Yaya geçidinde durması, ne bileyim. Ya ben buradayım, araba geçebilir yani ben gelene kadar. Değil. Beni bekliyor. Ben de utanıyorum. Ulan geçsem mi geçersem mi hızlı yürümek zorunda kalıyorum falan. Şimdi ben Gaziantep'ten geldim. İşin doğrusu Gaziantep'te çok fazla Suriyeli var. Suriyelilerin fazla olması şehirde biraz da tahammülü aşağıya çekmiş durumda. Buraya geldikten sonra fark ettim ki çok çeşitli millet bir arada yaşıyor ve tahammül sınırları böyle çok aşağıda değil. Ama bu her milletin birbirine verdiği biraz da yani tatlı tavizlerden de evet. Ve dediğin gibi saygıdan da kaynaklı. Biraz da şuna bağlıyorum ben, herkes burada misafir gibi davranıyor. Evet, işte en güzel olan da o. Yani nasıl bir eve giderseniz duşu, tuvaleti veya yatağı kullandığınız zaman çok iyi bir şekilde bırakmak istersiniz kendi evinizdeki gibi değil. Çok iyi bir şekilde bırakmak istersiniz. Burada da öyle. Envai çeşitli milletten insan şehri kullanıyor ve herkes çok iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Bunun da biraz etkisi var. Bu haklar, tavizler, insanların tahammül sınırının çok aşağıda olmayışı, çok yüksek şeylere tahammül edişi. Kendimden böyle niye tahammül diyorum? Çok kötü İngilizce cümleler kurduğum, lan ben olsam adamı yüzüne bakmam dediğim anlar yaşadım. Sabırla dinliyorlar. Sana değer verdiklerini. Kimse seni yargılamıyor İngilizcenden evet. Dolayı, dilinden evet, dolayı. Anlaşabiliyorsun, anlatabiliyorsun, anlayabiliyorlar. Ne kadar kötü olursa olsun. Bir şekilde seninle iletişim kurmaya çalışmaları evet.
sana verilen değerin yüksek olduğunu bir kere daha anlatıyor aslında. Sabır da inanılmaz yüksek burada. Evet. Bu şekilde artıları ilk başta gözüme çarpan olarak söyleyebilirim. Neyse, bugünlük bizden bu kadar. Biz artık koyu sohbete dalıyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir size. Konu önerilerinizi açığız bir sonraki video için. Görüşürüz. Kendinize görüşmek iyi bakın. Üzere. Hoşçakalın. Bye.